Merhaba. Şimdi gelelim biyolojinin en ilgi çeken, en iddialı görüşlerinden birine, endosimbiyoz teorisine. Bu teoriye göre insanların da dahil olduğu ökaryotların tamamı zarlı organeller bulunduran hücrelere sahip olan bu ökaryot canlılar, prokaryotların yani bazı bakteri ve arkelerin fagositoza benzer bir dizi olayla büyük olanların küçükleri yutması sonucu oluştuğunu iddia etmektedir. Endosimbiyotik teoriye göre günümüzden epey bir zaman önce, yaklaşık 1 milyar yıl önce bazı iri prokaryotlar daha ufak tefek prokaryotları bir dizi endositoz ya da daha özgün olarak söylemek gerekirse fagositoz olayları sonucunda içlerine aldılar fakat sindiremeyip bu hücrelerle kaynaştılar. Böylece zarlı organellere sahip olmayan prokaryotlardan zarlı organellere sahip olan ökaryotlar türemiş oldu. Endosimbiyoz bir canlının diğer canlı içerisinde yaşamasına verilen isimdir. Kelime anlamıyla iç simbiyoz olarak tercüme edilebilir ki simbiyoz en genel haliyle iki farklı türden canlının bir arada yaşaması demek zaten. Ancak endosimbiyoz olayında bizim doğada gördüğümüz simbiyoz olaylarından farklı olarak iki canlı birbirleriyle sadece fiziksel olarak etkileşmekte kalmayıp biri diğerinin içinde yaşamaktadır. İlk olarak 1967 yılında Margulis tarafından ortaya atılan bu görüşün büyük başarısı çift zarlı organellerin dünya üzerinde nasıl evrimleştiğini büyük bir başarıyla açıklayabilmesidir. Endosimbiyotik teoriyi anlayabilmek için önce ökaryotların kim olduğunu anlamamız gerekiyor. Bildiğiniz gibi canlılar önce prokaryotlar ve ökaryotlar olmak üzere iki büyük dala ayrılıyorlar. Prokaryotlar iki alemde inceleniyor, bakteriler ve arkeler. Ökaryotlar ise dört alemde inceleniyorlar. Protista alemi, mantarlar alemi, bitkiler alemi ve hayvanlar alemi. Ökaryotları prokaryotlardan ayıran bazı temel farklar vardır. Bu farklılıkları önce bir hatırlayalım, tablo halinde inceleyelim. Ökaryotlar mikrotübül, mikrofilament, ara filament gibi çeşitleri olan hücresel iskeletlere sahiptirler. Prokaryotlarda ise hücresel iskelet bulunmaz. Ökaryotların hücre yüzeyleri daha esnektir, kıvrılmalar ve katlanmalar yapabilir. Prokaryotlarda hücre yüzeyleri ökaryotlar kadar esnek değildir. Ökaryotlar genel olarak istisnalar dışında çekirdek bulundururlar. Ökaryot bir canlıyı mikroskop altında ayırt etmenin en kolay yolu çekirdeği olup olmadığına bakmaktır. Oysa prokaryotlar çekirdek bulundurmazlar. DNA'ları sitoplazmada halkasal formda ve serbest durumdadır. Bu ana DNA'nın yanında bazıları plazmit denen daha küçük ve yine halkasal formda ikinci bir DNA parçası bulundurabilirler. Ökaryotlar zarlı bir ya da iki zarlı organellere sahiptirler. Prokaryotların ise zarlı organelleri yoktur. Ökaryotlarda sindirim kofolu bulunabilir, prokaryotlarda bulunmaz. Ribozomları ökaryotların 80S ağırlığındayken bakteri ribozomları prokaryotlarda 70S ama arke ribozomları ökaryotlarda olduğu gibi 80S ağırlığındadır. Ökaryotların DNA'ları histon proteinlerine sarılı bir haldedir ve kromozomları oluştururken prokaryotlarda bakteri DNA'ları halkasal formdadır ve çıplaktır, histon proteinlerine sarılı değildir. Kromozomdan da söz edemiyoruz. Her ne kadar arkelerde histon proteinlerinin varlığına rastlıyorsak da yine kromozomdan söz etmek mümkün değildir. Günümüzdeki ökaryotik hücreler çok farklı büyüklüklere sahiptir. Hücre genelde gözle görülemez ama bir ökaryot hücre var ki gözle fena halde görebiliyoruz. Kuşların yumurtaları aslında tek bir ökaryotik hücredir. Peki endosimbiyotik teori nedir ve nasıl ortaya çıktı? Bu teori ortaya çıkasıya kadar ökaryotların nasıl evrimleştiğiyle ilgili başka birçok görüş ileri sürülmüştü ama bu görüşlerin her biri pek çok yönden bir takım eksikliklere sahipti ve olayı açıklamakta yeterince tatmin edici değildi. Teknolojik gelişmelerle giderek daha kaliteli mikroskopların elde edilmesi ve mitokondri ile kloroplastın ince yapısının daha ayrıntılı incelenebilmesi onların
bugün yaşayan prokaryotlara çok benzer yapıda olduklarını gösterdi. Her ne kadar endosimbiyotik teoriyi derli toplu hale getiren Margulis ise de ondan çok önce bir takım bilim insanları bir takım çalışmalar yapıyorlardı. Örneğin bir Alman bilim insanı olan Schimper, kloroplastların ince yapısını incelediğinde bunların bugün günümüzde yaşayan siyanobakterilere çok benzer bir yapıda olduğunun altını çizmişti. Schimper'in çalışmalarından güç alan Rus botanikçi Maroshovski dikenlerle çalışıyordu o tarihte. Dikenlerin alg ile mantarın bir arada yaşaması, alg ve mantar hücrelerin yan yana yaşaması sonucu oluşan bir mutualist ilişki canlısı olduğunu biliyoruz. Ve Maroshovski dikenlerden yola çıkarak ökaryot canlılarında birden fazla prokaryotun bir arada ve iç içe yaşaması sonucunda evrimleşmiş olabileceğini söyledi. Fotoğraflarda farklı türlerden likenler görülmektedir. Bildiğiniz gibi likenler bir hücreli algler ile mantarların simbiyotik bir ilişki biçimi olan mutualist halde yaşaması sonucu oluşan canlı kompleksleridir. Alg ototrof, mantar ise heterotroftur. Alg mantara besin ve oksijen verirken mantar alge miselleri yardımıyla emdiği suyu verir. Genellikle yaşama yeni açılmış bir bölgede diğer canlıların yaşayamadığı ortamlara, örneğin kayaların üzerine yapışarak toprak oluşumunu başlatırlar. Bu nedenle primer süksesyonun birinci basamağını oluştururlar. Elbette gelişmiş ekolojik özelliklere sahip ormanlarda da ağaçların dallarında ya da ağaçların gövdelerinin üzerinde görülebilirler. Yani illaki çok basit ortamda yaşayacaklar diye bir şey yok. Ha, ağacın üzerinde yaşaması dikenin ağaçtan bir şey aldığını ya da ona bir şey verdiğini göstermez. Tam ya da yarı parazitliklerle karıştırmayın lütfen. Endosimbiyozdan farklı olarak liken birliğini oluşturan canlıların hücreleri birbirinin içinde değil, yan yana ve harmanlanmış olarak yaşamaktadırlar. Yani aslında Maroshovski endosimbiyozdan açıkça ilk bahseden bilim insanıdır. 1918 yılında Francis Portier, mitokondrilerin de tıpkı kloroplastlar gibi hücrenin içerisine girmiş prokaryotlar olabileceğine ilişkin iddialarını bilim dünyasına sundu. Ancak 1961 yılına kadar şu ana kadar bahsettiğim bilim insanlarının iddiaları bir takım mikroskobik kanıtlarla desteklenmemiş olduğu için çok da ciddiye alınmadı. Ancak 1961 yılında Hans Riesz, elektron mikroskobuyla yaptığı ayrıntılı analizlerle mitokondri ve kloroplastın kendisine ait DNA'larının olduğunu ve ana hücreden bağımsız olarak bölünebildiklerini saptadı ve işte ondan sonra kıyamet koptu. En sonunda 1967 yılında Margulis endosimbiyotik teoriyle ilgili bilimsel kanıtları derli toplu halde bilim dünyasına sundu ve endosimbiyoz teorisinin bir çeşit isim annesi olmayı başardı. Bu tarihten sonra kloroplastlarla siyanobakterilerin genetik ilişkisi net bir şekilde ortaya döküldüğü gibi Rickettsia adı verilen bir çeşit ilkel bakteri grubuyla mitokondriler arasındaki genetik ilişki de ortaya çıkarılmış. Mitokondrilerin de tıpkı kloroplastlar gibi endosimbiyotik yöntemle hücre içerisine girmiş olan ve bir zamanlar bağımsız yaşayan organizmalar olduğu güçlü bir geçerlilik kazandı. Endosimbiyotik teoriye göre milyonlarca yıl boyunca hüküm süren bakteriler bir noktada kendilerinden küçük bazı diğer bakterileri veya rickettsialar gibi ilkel bakterileri endositoz ile yemek üzere hücre içine almış ancak sindirememişlerdir. Daha sonra iki bakteri de eskisinden olduğundan daha avantajlı bir konuma geçmiştir. Çünkü büyük ve avcı olan bakteri tırnak içinde yediği ama sindiremediği bu bakterinin hücre içi bazı görevleri yerine getirmesinden yararlanmıştır. Bunun karşılığında av olan küçük bakteri ise bu yeni hücre içi konumda eskisinden olduğundan çok daha güvendedir ve ihtiyacı olan materyallere de çok daha rahat ulaşabilmektedir. Bu sebeple doğal seçilim bu ilişkiyi desteklemiştir ve bunun sonucunda ilk ökaryotik hücreler meydana gelmiştir.
Ökaryotik hücrelerde hücre çekirdeği zarının da hücre zarının içeriye katlanmalar yaparak oluştuğu düşünülmektedir. Şekilde her ne kadar iki farklı bakteri ana hücre tarafından aynı anda yutuluyor gibi görünse de bu iki olay farklı zamanlarda gerçekleşmiştir. Aslında mitokondri oluşumuyla sonuçlanan olay kloroplast haline gelen yutulma olayından çok daha önce gerçekleşmiş olmalıdır. Çünkü bütün ökaryotlarda mitokondri bulunurken bunların sadece bazılarında ayrıca kloroplast bulunmaktadır. Yani evrimsel süreçte kloroplast oluşumu mitokondri oluşumundan daha geç bir evrede oluşmuş olmalıdır. Üstelik endosimbiyotik teori sadece mitokondri ve kloroplastların kökenini açıklamakla kalmaz. Endosimbiyozun isim annesi olan Margulis 1981'de ökaryotların kamçı vesillerinin bir çeşit bakteri olan spiroketlerden türevlendiğini iddia etmiştir. Benzer şekilde peroksizomların da yine endosimbiyotik ilişkiler sonucu oluşmuş olabileceği farklı bilim insanları tarafından ileri sürülmüştür. Richard Dawkins, Ataların Hikayesi adlı kitabında bu görüşe çok büyük yer vermektedir. Ancak spiroketler ile siller arasında yapısal benzerliklerin bulunmaması, sillerin ya da kamçıların DNA'larının olmaması bu iddialara soru işaretiyle yaklaşılmasına neden olmaktadır. Oysa örneğin kloroplastlarla siyanobakteriler arasında ya da mitokondrilerle riketsiyalar arasındaki genetik ilişki çok güçlüdür. Ancak transpozonal sıçramalar ve mutasyonlarla hücre içerisine girmiş olan spiroketlerin DNA'larını da zamanla kaybedebileceği gerçeği göz önüne alınmaktadır. Çünkü ökaryotik hücrelerde mitokondri ve kloroplastların dışında yine sadece bazı prokaryotlara özgü olan bazı özelliklerin olması transpozonal sıçramalar ve mutasyonlar olasılığını güçlü bir şekilde desteklemektedir. Bilim insanları bunun ana sorumlusunun yatay gen transferi adı verilen bir olay olduğunu düşünmektedirler. Bu da çok eskilerdeki ve özellikle bir hücrelilerdeki evrimsel ilişkileri ortaya çıkarmayı zorlaştırmaktadır. Dolayısıyla ökaryotlarda görülen diğer organeller de endosimbiyotik ilişkilerle ortaya çıkmış olabilir. Ancak verilerin henüz çok net olmaması nedeniyle şimdilik bunları henüz tespit edemiyor olabiliriz. O nedenle şimdi biz endosimbiyotik ilişkinin neredeyse kesinleşmiş olduğu kloroplast ve mitokondri gibi organellere ve bu bağlamda endosimbiyotik teoriye odaklanalım. Endosimbiyotik teoriyi destekleyen bilimsel kanıtlar nelerdir? Endosimbiyotik teori bazı bilimsel gerçekler üzerine kuruludur ve bunları şöyle sıralayabiliriz. Mitokondri ve kloroplastlar günümüzde amitoz bölünmeyle çoğalmaktadırlar, tıpkı bakterilerde olduğu gibi. Fakat mitokondri ve kloroplastların içinde bulunduğu canlı hücre mitoz ya da meyozla bölünmektedir. Mitokondri ve kloroplastlar iki ya da daha fazla zar sistemi içerirler ve bu zar sistemi bakteri zarlarına benzemekte, ayrıca bakteri hücre duvarında bulunan peptidoglikanları da içermektedir. Dolayısıyla bu zarın, özellikle iç zarların, birleşmeden önce serbest yaşayan bir bakteriye ait olabileceği düşünülmektedir. Kloroplastlardaki tilakoidlerin yapısı da siyanobakterilerin yapısıyla son derece benzer. Mitokondri ve kloroplastların kendilerine ait DNA'ları vardır ve bu DNA'lar tıpkı bakteri DNA'sı gibi halkasal formda olup ana hücre çekirdeğindeki DNA'dan farklıdır. Mitokondri ve kloroplastın ana hücresinin DNA'sı incelendiğinde mitokondri ve kloroplast DNA'sından gelmiş olabilecek bazı genler saptanmıştır. Mitokondri ve kloroplast hücre içerisine girdikten sonra ana hücrenin DNA'sına bazı genler göndererek karşılıklı bağımlılık ilişkisi sürdürmeye başlamışlar. Bilindiği gibi mitokondri ve kloroplastın kendisine ait ribozomları vardır ve bu ribozomlar tıpkı bakteri ribozomları gibi 70S ağırlıktadır. Oysa ana hücrenin yani ökaryot hücrenin kendisine ait olan ribozomları farklı ağırlıkta olup 80S'lik bir ağırlığa, moleküler ağırlığa sahiptir.
Mitokondri ve kloroplastlar kendilerine özgü ribozomlara sahip oldukları için kendi proteinlerini sentezlerler. Ana hücrede kendi proteinlerini sentezler. Ökaryot hücrelerin protein sentezinde başlangıç amino asidi daima metionindir. Oysa bakterilerde, mitokondrilerde ve kloroplastlarda başlangıç amino asidi N-formil metionindir. Mitokondri ve kloroplastların boyları da birçok bakterinin boyuna oldukça yakın, ebatları oldukça yakındır. Liste böyle uzayıp gitmektedir. Endosimbiyotik teoriye ilişkin çok güçlü kanıtlar ve destekler vardır. Ama karşıt görüşler de vardır. Bunlardan en dikkate alınanı şudur. Diyorlar ki mitokondri ve kloroplastı ana hücreden çıkardığımızda yaşantılarını sürdüremiyorlar. Bunlar ana hücrenin DNA'sına kendi DNA'larından bazı genleri vermişlerdi ve karşılıklı bir bağımlılık oluşmuştu. Şimdi artık o genleri alamadığı sürece dışarıda yaşantılarını sürdürmeleri mümkün değil. Kesin kes birbirlerine bir bağımlılık söz konusu. Bu bağımlılığın yanı sıra artık bir organel haline gelen kloroplast ve mitokondrinin genomlarında da bir azalmanın olması. Çünkü bir kısmını ana hücreye verdiler ve bir kısım genleri de mutasyonla yok olduğunda ana hücre zaten o işi gördüğü için bundan etkilenmediler. Oysa dışarıda bağımsız yaşıyor olsalardı herhangi bir geni kaybettiklerinde bundan olumsuz etkilenecek, hatta öleceklerdi. O yüzden mitokondri ve kloroplastın bugün bağımsız yaşayan ataları ya da akrabaları mitokondri ve kloroplasta göre çok daha fazla bir gen grubuna sahiptir. Yani özetleyecek olursak endosimbiyozu mümkün kılan asıl temel mekanizma mitokondri ve kloroplastın genomunun bir parçasını yitirmiş olması sonucu karşılıklı bağımlılığın oluşmuş olmasıdır. Mitokondri ve kloroplastın ana hücrenin içine girdikten sonra genomunun bir kısmını yitirmesi bir sorun gibi görünse de zaten ana hücre olayın büyük bir kısmını çözdüğünden bunlar sadece spesifikleşmiş olduğu, özelleşmiş oldukları işi yapmaktadırlar ve ona yoğunlaşmaktadırlar. Halen endosimbiyotik teoriyle ilgili bağımsız çalışmalar sürdürülmektedir. Birbirinden bağımsız yapılan çalışmaların her birisinin ana teoriyi destekliyor olması endosimbiyotik teorinin de günümüzde giderek köklenmesine ve yerleşmesine neden olmuştur. Endosimbiyoz olayı günümüzden 1 milyar yıl önce gerçekleşen tek ve biricik bir olay mıydı? Günümüzde acaba bu tür olaylara rastlıyor muyuz? Bunun en güzel örneğini paramecium'lar, yani terliksi hayvanlar yapıyor. Paramecium'lar normalde oldukça iri bir hücrelilerdir ve ökaryottur. Ve bir hücreli alglerle beslenirler. Bir hücreli algler paramecium'a göre çok daha küçük boyutlardadır. Normalde bu bir hücreli algleri fagositozla alırlar ve sindirirler. Ancak kimi zaman 50-60-70 tane bir hücreli algi alan paramecium bunları sindirmeyip bulunduğu ortamda derinliklere dalabilmekte ve bu algler de o sırada fotosentez yapmaya devam ettikleri için oksijen üretmektedirler ve paramecium da bu üretilen oksijeni kullanmakta. Yani o algleri bir çeşit oksijen tüpü olarak kullanmakta, kendisi de dalgıç gibi daha düşük oksijen seviyesindeki sularda avlanabilmektedirler. Yani günümüzde de bu çeşit endosimbiyotik ilişkiler görülmektedir. Ancak bahsettiğim paramecium örneği şu an için kalıcı bir örnek değildir. Çünkü bir süre sonra paramecium tekrardan yukarı çıktığında oksijen tüpü olarak kullandığı bu algleri yemeye başlamaktadır, sindirmeye başlamaktadır. Üniversite çevrelerinde tez yazılırken kaynak belirtilmediği sıkışınca ne var canım bunda sadece tırnak işareti koymamışım deyip sıyrılmaya çalışıldığı dönemden geçiyoruz. Ancak ben bu videoyu hazırlarken Evrim Ağacı sitesinden yararlandım. Çok teşekkür ediyorum Evrim Ağacı. Ve arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Hepinize iyi günler diliyorum. Hoşça kalın.